Simülasyon Türk'ten herkese merhaba. Spin Tires'ın yenilenen özelliklerini tanıtmaya başlıyoruz. Şu an deneme sahasındayım. Yani Türkçesi öyle çevrilmiş. Bu serbest bir harita test için hazırlanmış. Sağ tarafta geliştirici araçları var. Burada var olan araçları bu haritada direkt olarak ekleyebiliyorsunuz. Bilgilerini gösterebiliyorsunuz. Şu şekilde bastığınızda hızını işte tekerleklerin durumunu filan garaj özelliklerini aktif edebiliyorsunuz istediğiniz herhangi bir yerde. Tekrar doldur derseniz kamyonu onarabilir. Bir de yakıtı doldurabilirsiniz. Bir de motor hemen çalıştırıyor diye çevirmişler. Gündüz gece arasında dolaşabiliyorsunuz bu şekilde. Ama tabi harita biraz test için hazırlandığı için güneş pek belli olmuyor. Hani diğer haritalarda olduğu gibi manzaralar falan yok. Güncelle derseniz bu modlarla yaptığınız şeyleri güncelliyor. Fakat şu an biz tekrar yükle dediğim için buraya yükledi. Şimdi yarat dediğimizde böyle bir ekran çıkacak karşımıza. Ben ama nereye gideceğim? Önce beni F1'e basacağım böyle. Bu haritada bu deneme sahasına özgü olmak üzere işte böyle bu şekilde haritayı açtığınızda bu böyle noktalara ışınlanıyorsunuz. Geldi mesela bataklığa. Kumlu yol. Yokuş. Sık çayırlık. Böyle bir harita bu. Buraya da zeminli, sert zeminli yol demiş. Burada istediğiniz herhangi bir araçtan istediğiniz kadar demeyelim de yani onun bir sınırı vardır elbette. Çünkü bak bir tane daha oluşturdum. Ne yapalım? Mavi kamaz yapalım. Böyle döndürebiliyorsunuz. Yerini seçip ayarlayabiliyorsunuz. Tabii kamera açısını bu ekrana gelmeden önce biraz daha geniş tutmalısınız ki yani daha iyi yerlere yerleştirin. Ekle dersek aynı şekilde sürü mörkü ekle dersek böyle. Açık gasa römork diyor. Böyle ekle dersek ekleriz. Kayar perde branda kasa ekledik. Garaj kart diyor. Böyle ekledik. K700 kravat. Ekledik. B66 dediği gaz 66 vardı galiba. Ekledik. White diyor. Beyaz olan 43-10 Kamaz. Ekledik. İşte Ural bu şekilde bir dakika Ural yapacağız bir dakika arkadaşlar. Heh. Böyle ekledik. Hani bu şekilde araçları burada test edebiliyorsunuz diyeceğim görmün tabii ki de. Şimdi bende ne var? Maz 537 var. Bütün araçları böyle ekledik burası ana baba günü oldu. Yani herhangi bir yeni mod yüklediğinizde şu an yeni modlar çıkmadı uyumlu olarak. Yeni mod yüklediğinizde buradan yükleme yapabileceksiniz. Tabii bunlar geldiğinde bu şekilde geliyor. Tekrar doldur derseniz onarabiliyorsunuz. Ve bu deneme sahasında kereste noktası var. Kereste noktasından buradan direkt mesela garaj yaptık ya şimdi. Böyle yaptık ya. Ek aydınlatma ekleyelim. Otoyol tekerlekleri ekleyelim. Tekerlekler değişmişti bunlarda. Bunların bazıları Steam atölyesinde çıkıyor. Steam atölyesine abone olup ekliyorsunuz mavi beyaz renkli olanları. Onu da belirtelim. Mesela şimdi biz kerestedeyiz. Burada istediğimiz keresteyi istediğimiz römorkun şeyine ekleyebiliriz arkadaşlar. Bunda ne oluyor mesela? Kısa tomruk yükleniyor ve ekledim. Bu şekilde oldu. Yani böyle gidebiliriz. El freni açıkken de gidebiliyor artık. Yani öyle bir teknolojisi var. Karakterimiz çok güzel. Karakterimiz olduğu için
Animasyonu çok güzel yapılmış. İnsanın böyle süresi geliyor. Oraya buraya gidesi geliyor. Çünkü hareketini görmek istiyor. Animasyonu görmek istiyor. Bu arkaya gelen özellik yeni. Arkaya monte edilmiş bir winch. Bu yeni bir özellik. Hoppa. Bu şekilde. Buraya 10 tane böyle Ural koyun. Şey olarak arkadaşlar. Yani buraya bir 10 tane Ural koyun. Arkasına dizin şeyleri. Bu şekilde. Bu şekilde. Araçları test edebilir. Hani fotoğraf çekersiniz. İstediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Mesela şu an bir kamaz. Dur bakalım. Buna bir şey yapacağız şimdi. Bir dakika. Takviyeli vites aktif oldu. Ben bunu ayrı bir videoda anlatacağım. Bu arada mikrofon aldık. Siparişi verdik mikrofon için. Mesela bu şimdi buna ne koyulabilir arkadaşlar? Çekici koyarsanız. Yok yok çekici değil. Kereste taşıma kasası böyle olur. Buraya yedek lastik koyabiliyorsunuz yeni gelen özelliklerden. Bu şekilde olabilir. Beyaz renk. Buraya ne yapacağız? Orta. Tabii ki de orta boy. Bu şekilde tomruk yerleştireceğiz. Araçlar lisanssız biliyorsunuz. Lisansı yok henüz. Tabii açıklamalarda şey olarak geçebilir. Hani UAZ diyebilirler. Ama lisansları yok. Lisanslı olacaktır diye tahmin ediyorum artık ya. Çünkü önemli bir başarı kat ettiler. Yani bu lisans problemidir. İşte çeşitli problemler nedeniyle güncelleme sarktı filan. Ama artık zamanı geldi yani bu. Çünkü Rus oyunu. Hani geliştiriciler de öyle. Zaten oyunun bu özellikleri getiren arkadaş Pavel Rus. Rusya'da şu an. Ben şu an yani deneme sahası değil de hani rast böyle sanki bunu teslim edesim var. Hedef noktası var mıydı ya burada? Aa, hedef noktası yoktu evet. Yani hedef noktası yok bunda sadece kereste işte yükleyip şey yapmak için. Gösterilecek çok şey var çünkü daha önce de vardı. Fakat onları tanıtamıyorduk çünkü özellikle yarım yamalaktı ve senkronizasyonu yoktu. Herhangi bir şey yoktu. Şimdi uzun bir süre vardı. Burada bir sürü video çekilebilirdi ama oyun güncelleneceği için hani onu bekledik. Herkes onu bekledi. Şimdi güncellemeler geleceği için ya yani bu güncelleme zaten yenilendi oyun. Artık videolar çekilebilir. Çünkü bundan sonra gelecek ve şu anki özellikler son sürüm. Önemli yani insan artık bunu biliyor çünkü daha önceki sürümleri çok kötüydü. Oynayanlar var beğenmiyorlar. Neden beğenmiyorlar? Korsan indirip bakıyor oynayamıyor. Normal son sürümleri de hani takip etmeyenler beğenemiyorlar çünkü şey hani videolarla bunu tanıtırsak kötü olacaktı eksik özelliklerle. O nedenle tek tük arada bazı şeyleri çektik önemli özellikleri. Ama şimdi bu geldiği için artık son sürümde ve yeni özellikler var. Videolar rahat rahat gelebilir. Konular hazırlanabilir. 4x4'ü açalım. Gider. Yine gider de. Video gidiyor yani. Sıkıntı orada. Yani deneme sahasında bu şekilde test edebilirsiniz. Yeni deneme sahası haritaları da gelebilir bu arada. Bu güncellenebilir zamanla tabii ki de. Bir sürü harita geliştiricisi var. Kamyon ve harita editörleri de yayınlanacak. Yani insana kolay kolay işte ilgili olanlar. Harita yapabilecek şu an sık çayırlık alana geldik. Yani aracın modeli çok güzel. Kamyonun modeli şu an çok hoşuma gidiyor. Beyaz olması böyle hani rengi de skin'i de uygun güzel yapılmış. Gerçekten hoş.
Bir sürü şey değişti çünkü oyunda. O nedenle oyunu mutlaka satın alın artık. 39 değil yani 30 TL forumdan bulabilirsiniz. Daha ucuz yerler var işte, bu fiyattan satılıyor. 50 TL'yi de Steam'den bulabiliyorsunuz. Steam'den alırsanız da direkt onlara gider para. Öyle alırsanız işte başkası da kazanır falan. Yani oyunu mutlaka satın alın artık. Multiplayer oynayabilirsiniz. Video çektik ama tekrar çekeceğiz. Etkinlikler falan da yapacağız. Göreceksiniz nasıl olduğunu. Ne yani, spin tarzı nedir? İşte nasıl oynanır tarzında şeyler yapacağız. Çünkü bu gerçek bir olayı, gerçek bir şeyi simüle ediyor. Bu her gün gördüğümüz şeyi simüle ediyor burada. Çok dünyada tek zaten. O yüzden millet bırakmadı. Forumda neler diyorlar. Ama bırakmadılar. Çok güzel ya. Şu an tam bir kamyoncuyuz yani. Bu modelin animasyonları falan tam bir kamyoncu. ETS2'de böyle değil. ETS2'de böyle değil yani. O şoför kalas gibi duruyor orada. Böyle animasyonlar bekliyorduk. Umarım gelir yani. Çoklu animasyon desteği var. Öyle bir özelliğin geleceğini tahmin ediyorum yakında. İki kamerasının yani arka kameranın konumu değiştirildi, onu da belirtelim böyle. Güzel fotoğraf çekebilmek ve geniş açıya sahip olmak için hani böyle güzel oluyor. 1'e basarsanız hani yukarıdan alıyor daha yakını. Buraya bastığınızda zaten tavan kamerası, kaput kamerası diyebiliriz. Üst kameraya geçiyor. Kabinin üstüne. Oradan bakıyor. Kokpit kamerası daha sonra gelecek. Özelliği. Modlarla şimdi uyarlanacak, onlar daha güzel bir şekilde yapılabilir. Kokpit kamerası gelirse var ya, değmeyin keyfimize. Ben o kadar söylüyorum size. Çünkü çok güzel olacak. Şimdi ben bu şeyden geçeceğim arkadaşlar. Haritalarda oynayabileceksiniz rahat rahat böyle artık. Daha önce bazı yerler çok saçmaydı, zordu, kalıyordu araç. Artık öyle bir durum yok. İlk sürümüyle oranla zaten çok değişti de yani, bir önceki sürüm. Artık daha gerçekçi oldu yani, görsel iyileştirmeler, aracın yapısı biraz daha gerçekçi. Biraz değil, daha da gerçekçi diyelim. Ben burada bitireyim. Yani bir dakika şöyle sürümörkün, tabii sürümörkün, sürümörkün doğrudur. Yani deneme sahası böyle. Bundan zamanla yeni modlar gelecek. O modları ekleyeceksiniz buraya. Harita ları test etme olayı da gelebilir buna, deneme sahasında. Yani buna geliştirilecek bir sürü şey eklenecek. O nedenle hiç şey yapmayın. Ben zaten sonuna kadar bu oyunu nasıl diyeyim, kefilim oldum artık. Bir şey oldum yani. Öyle bir garip bir durumdayım. Maddi manevi beni zarara da soktu. Ya sevmesem uğraşmam bununla zaten. Ama yani Spin Tires önemli oyunlarımızdan biri zaten. Yani yıllardır bunun için oynuyorum ben, yani demosunun ilk sürümünden beri oynuyorum bunu ben. Hani duyulmaya başladığından beri işte developer sürümü ve ondan sonra gelen işte tam sürüm 2014 Haziran'da bayağı uğraştık tanıtımıyla, çalışmalarını yaptık. Hani bir kitle oluşturmak zorundaydı. O da oldu çok şükür, ilgi var. Mesela ilk inceleme videosunu yükledik, hemen gecenin köründe 1000'e kadar ulaştı. İnsanlar ilgi gösteriyor buna çünkü çok güzel özellikleri olan bir oyun. Ama ne yazık ki çeşitli nedenlerden dolayı işte böyle aylarca beklememize neden oldu. Sonunda bitti o sıkıntılar. Güncellemeler gelecek. Yani ekip de büyüyecek. Söz verdiler. Bir sürü planları var. Umarım gerçekleşir. Böyle bir oyun eba olmasın kimse istemiyor. Görüşmek üzere diyelim. Videolar devam edecek. Mikrofonu da aldık. O da gelecek Kasım'ın ortasında herhalde, 15 güne gelir Amazon'dan. Ses kalitesini artırmak için. Direksiyonla test edeceğiz oyunu tekrar. Daha sonra görüntülü şeye geçeceğiz. Kamera açacağım artık. Ama yılbaşına doğru olur muhtemelen ya. Ya da yılbaşından sonra olur. Çünkü ben değiştireceğim. Bir de odanın konumundadır vesaire. Yeşil perdedir filan. O tür yenilikler yapacağız. Güzel görünmek adına düzgün bir şekilde çıkalım yatak odasında, arkamızda dolap, yatak öyle bir şekilde olmaz. Yayınlarda, videolarda. Tekrar hoşça kalın diyorum ben.
Oyunla ilgili paylaşımlarınızı forumda, Facebook'ta sayfalarımızda yapabilirsiniz. Hani etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Arkadaş arayabilirsiniz. Siz bir konu oluşturun. Ben hani paylaşırım onları, kime ne ihtiyacınız varsa. Kendi takımlarınızı oluşturun ve arkadaşlarınızla oynayabilin. Hani sıkıntı yok bu konularda artık. Güzel oldu oyun. İyi oyunlar, iyi eğlenceler dileyelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.